Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 2.30'da da Ankara'nın altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak. Akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan değerlendirilebilir. Yani dediğim gibi akşam programında İzmir gündüz arkadaşlar Ankara koşacak. Ankara'nın da altılısı 3. koşu ile beraber başlayacak. Şartı 4'te bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün ilk ayağında. burada özellikle 2 tane safkan bende biraz daha ön planda duruyor ama dengeli bir koşu arkadaşlar. Muhakkak tuttuğunuz bir safkanlar varsa kuponlarda şans vermeye çalışalım. Dediğim gibi özellikle ben son Startım çok beğendim. 3 numara Lakers'ı bir hakim temsilcisi olan safkanı Saadettin Moriz idaresinde çok şanslı görüyorum. Safkanın son yarışlık gerçekten etkileyiciydi. Çok e, kaliteli bir koşu sergiledi. Ben bugün için bu performansın e, bu gruba da yetebileceğini düşünüyorum ama e, muhakkak yani bu safkana şans vermeye çalışalım. Rakip yine diğer bir hakim temsisi olan İkmalı prens atlas arkadaşlar yine önemli pedigisiyle dikkat çeken safkanın Ahmet Çelik idaresinde İyi ellerde bakılan safkanın son startında gösterdiği performansı yine etkin buldum. Yani bu grup için arkadaşlar 2 ve 3 dumanı safkanların ben yarışların etkileyici gördüm bu iki safkanı. Bu tarz bir grupta dengeli bir grupta arkadaşlar biraz daha ön planda görüyorum. Ama çok dengeli bir grup yani burada açıkçası hangi safkan kazansa çok da şaşırtıcı olmaz ama 2 ve 3 dumanı safkanları bence biraz daha arkadaşlar ön planda görelim gün ilk ayağı için. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu var. Dişlere has olacak bu koşu. 4'te yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getiriyor. 11 tane Safka'nın start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Günün boyandı arkadaşlar. Ben yine burada bir numaralı sin. Her ne kadar gruptan çok ağır kilolu gözükse de ben Safka'nın çok beğendiğim kaliteli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grupta ağır kiloya rağmen yetenekli apransız Mert Gökarabastan idaresinde start alacak olan Safka'nın Böyle bir grupta etkin bir performans göstermesi beklenir. Yani 1 numaralı sini muhakkak kuponlarda Değerlendirelim. Bu Safkan'ın iyi bir koşu gelecektir. hanesinde ise 5 numaralı adım yine enteresan yarışlar yapabilen bir yarışı bir öncekini tutmayan dengesiz bir Safkan olsa da bu tarz gruplarda Ayhan Kurşun idaresinde yine şans vermek lazım. numaralı Bosendran'ın son yarışını çok beğendim ki zaten bir etkili bir Safkandı. E, aslında e, uzun aradır kötü koşuyordu ama en azından bu kötü koşularını son iki yarışında biraz daha kırmış oldu. Özellikle son yarışı oldukça başarılıydı. Burada yine Saadettin Boyraz idaresinde start harcık olan Safkan'ın

Ben yine ihmal edilmemesinin gerek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında 1 numaralı sin ağır kilosuna rağmen bir tık önde olsa da ben hanesinde 5 ve 6 numaralı safganlarında arkadaşlar değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise handikap 15 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek. 7 tane safganısı tartı alacağı bir koşu izleyeceğiz. 1 numaralı tırmı lefesi e, için grup oldukça müsait gözüküyor arkadaşlar açıkçası. Ben Safkan beğendiğim Safkanlardan biri Vedat Abiş idaresinde start alıyor. Son startı zaten çok etkileyiciydi. Özellikle bu tarz gruplarda hep yakın ara iyi işler yapan Safkan için grubunda müsaitliği söz konusu açıkçası. Ben bir numaralı Tırmıl Efes'inden çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Kazanması benim için normal sonuç olacaktır ama rakip hanesinde yine artan formüle dikkat çeken 3 numaralı Lorenzo Ayhan Kuruş'un idaresinde uygun kilosuyla beraber denenmeli. Yine burada 6 numaralı Tıplayser arkadaşlar ve Mendip temsili halen meydan olan bir safkandan bahsediyoruz ama hep yakın ara etkin yarışlar yaptı Safkan. E burada da oldukça iyi bu kilo avantajını yakalamış ki bu tarz boş kiloları bulduğunda da Müslüm Çelik'in ne kadar iyi işler çıkardığını biliyoruz. Bence yine burada kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Yani bir numaralı tırmıl efesi özellikle ön planda gördüğüm bu koşu için ben rakibhanesinde 3 ve 6 numaralı Safkanlarında yine denenmesinde arkadaşlar doğru olacağını düşünüyorum günün 3. ayağında. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek ki 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için daha önce bu rakiplere hakimiyet sağlayan 1 numaralı İzbarakar'ın Artan formuyla ve oldukça istim üstünde olduğu bu koşuda arkadaşlar uyumlu binisi Mehmet Akyavuz idaresinde kazanmasını bekliyorum. Yani günün dördüncü anda bir numaralı iz bırakanı Mehmet Akyavuz idaresinde kuponlarımız arkadaşlar rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Dediğim gibi daha öncesinden hakimiyet sağlayan Safkan bu gruba bir kez daha hakimiyet sağlayacaktır. Sevdiği mesafede, sevdiği pistte ve uyumlu jokey Mehmet Akyoz idaresinde her şey lehine gözüken Safkan'ın ben bugün için burada kazanmasını bekliyorum. Yani bir numaralı Safkan Mehmet Akyoz idaresinde günün 4. ayında arkadaşlar bu grubu kolay geçer gibi gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var. Dişlere has olacak bu koşu. 4 ve yukarı Arapları 1600 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek 9 tane saf kanısı tartı alacağı bir koşu izleyeceğiz. Herhalde bilindiği gibi arkadaşlar birçok kez verdiğim bir saf var. Bu da iki dizlerim. Ee, çok sevdiğim beğendiğim bir saf ama bir türlü o istediğimiz çıkışı yapamadı. Ama yine de ben burada ağır kilosuna rağmen Veda Tapış İdaresi'nde değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani kim konu dizlerimden yine etkin bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Her ne kadar ağır kilolu olsa da Safkan'ın oldukça kaliteli bir safkan ama bir türlü o istediği çıkışı yakalayamadı. O gün bugün olabilir bu safkanın yavaş yavaş da kendini bulduğunu söylemek lazım. Muhakkak 2 numaralı Dizdar'ımı şans safkan konumunda değerlendirelim. Rakip hanesinde ise arkadaşlar yine burada bir numaralı Bünya bir Mahsun Turan idaresinde, 4 numaralı Gökçe Bayır Mert bastan idaresinde ve 5 numaralı Şeker Sultan'ı yine Mücahit Bayır idaresinde burada şans safkan konumunda değerlendirecek safganlar olarak gözüküyor. Özellikle 2 numaralı safkanından çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 1, 4 ve 5 numaralı safganlar günün boyu için değerlendirilebilir gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 19'da 4 yaşlı Araplar 1600 metre mesafe çimde bir araya gelecek 14 tane safkanısı tartı alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün bu burada da yine 7 numaralı Taçhan bir turbo temsilcisi çıktı. 2 2 koştuğunda Etkin Yarışlar sergiden safkan oldukça iyi gözüküyor. Bu tarz bir grupta istikrarsız safkanların bir araya geldiği böyle bir grupta ben biraz daha ön planda görüyorum. Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde start alacak olan 7 numaralı Taçhan'dan etkin bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde yine etkin yarışlar yapan ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Kral Çeko Ahmet Çelik İdaresi'nde Kümalı Kurtar Baba yine son startıyla beraber alı kaçmaz idaresinde denenmeli ve etkili pedigrisiyle dikkat çeken 5 numaralı al bilgini yine Mert Ali Solmaz idaresinde ben de şans safkan konumunda gözüken safkanlar olacak. Özellikle 7 numaralı Taçhan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip annesinde arkadaşlar 1 2 ve 5 numaralı safkanlar günün son ayında arkadaşlar denenebilir safkanlar olarak gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.